arkadaşlar, gördüğünüz gibi önümde balığım var. Bugün görsel sanatlarda gösterdiğim. Bakın şöyle bir yakın çekeyim. Arkadaşlar ben bu balığı atık kutulardan yaptım. Yani atık malzemelerden. Bakın mesela şurası yediğim krakerin dış kabı. Burası da içtiğim kahvenin dış kabı. Şu kırmızılar. Bakın hatta parıldıyor. Buralarda arkadaşlar normal kağıtlardan. Ama nasıl normal kağıt? Önceki çalışmalarımdan yaptığım kağıtları arkadaşlar, mesela bunlar gibi kağıtları atmıyorum, biriktiriyorum. Hani gene bir şeyde yardımcı oluyorlar bana diye. Bakın şöyle mesela küçük parçaları atmıyorum. Niye böyle? Hop, doğramada yardımcı oluyor. Şimdi arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Balığımızın kenarlarına mavi küçük kareler yerleştireceğiz. Çünkü balık şuradan buraya önce sürüyoruz. Şöyle sürüyorum. Devam ettim. Sürdüm bakın arkadaşlar. Şöyle ufumuzun kapağını kapatayım. Burada arkadaşlar önceden kestiğim karelerimiz var. Mesela bunlar daha küçük ebatta. Bunlar daha büyük ebatta. Bunlar orta. Kalemimizle alıyoruz. Şu büyük ebatlılardan mesela aldım. Pardon düştü. Şöyle azıcık alayım. Buradan alayım. Şöyle koyup yapıştırıyoruz. Bunu size daha kolay olması için bakın şöyle alıyorsunuz. Böyle. Yani daha elime bulaşmasını istemiyorsanız, elime bulaşmasını sevmiyorum diyorsanız böyle yapabilirsiniz. Bu güzel bir uygulama. Şöyle yapıştıralım. Alıyoruz arkadaşlar. Böyle koyuyoruz. İyice koyup salıyoruz ve burada böyle oturmuş oluyor. Şimdi şuraya da azıcık bir sıra süreyim. Şöyle bir sıra süreyim arkadaşlar. Şöyle bir sıra daha sürdüm. Buradan bir tanesini alalım. Şöyle koyalım. Bir tanesini alalım. Şöyle koyalım. Bu çalışmanın adı arkadaşlar mozaik çalışması. Normalde mozaik taşlardan yapılıyor. Şöyle de itelim. Arkadaşlar şöyle göstereyim size. Bu çalışmamızın sadece ben bir kenarını şöyle yaptım. Göstermek için. Yoksa ben bütün her yerini bu şey kalmayana kadar, kahverengi kalmayana kadar mavi yapacağım. Bence çok güzel olacak. Bu videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.